iyisin değil mi yavrum? Ha? Senin için ne yapacağımı şaşırdım. Bilmem. Bomboş hissediyorum kendim. Teyzeciğim, sen yukarı çık. Benim bir arkadaşım geldi, onunla konuşmak istiyorum biraz. Tamam, ama çok geç kalma. Tamam mı? Seninle konuşacaklarım var. Tamam, merak etme. Ne haber, nasılsın? Ya saçma oldu. Böyle zamanlarda ne söyleyeceğini bilmek zor. Sağ ol. Buna ihtiyacım vardı. Yani acımı paylaşıyormuş gibi yapmayan birine. Teşekkür ederim Emir. Cenaze gecesi gelmişsin. Kendimde değildim, kusura bakma. Feriha'yı görünce kendimden geçmişim. Ya onca yalanın üstüne hala cenazeye evime geliyor ya. Resmen tahrik ediyor beni, farkındayım. Babamın acısını bile kullanıyor. Feriha işte. Aklı hep kurnazlığa, kötülüğe çalışıyor. Babanı tanıyordu. Bence gerçekten üzülmüştür. Emir, bunu bana nasıl söylersin ya? Feriha'yı nasıl savunursun? Savunmuyorum. Sadece fikrimi söyledim. Sen şu Feriha'ya bak ya. Nasıl da boyundan büyük işlere kalkışmış. Annenin zoruyla geldin değil mi? Ya hayır. Tamam biraz kaçtım ama çok üzgünüm Cansu. İnan bana babanın ölümü bana o kadar tuhaf şeyler hissettiriyor ki. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ve bu durum çok rahatsız edici. Rahat ol ya. Ne söylersen söyle etkilemeyecek zaten. Biliyorum. Ama insan yine de kilitleniyor işte. Bir şeyler söylemek zorunda hissediyor kendini. Evden hiç çıkmadın mı? Mezarlığa gittim. Cansu, biliyorum çok klasik olacak ama hayata dönmen lazım. Okula dönmen lazım. Doğru söylüyorsun. Babam da öyle isterdi herhalde. Emin ol isterdi. Teyzem onunla birlikte Kanada'ya gitmemi istedi. Gidecek misin peki? Hayır canım. Yani bir an bile düşünmeden hayır dedim ben. Babamın hatıralarını bırakamam. Buradaki hayatımı bırakamam ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.